Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, lesen, welche Überschrift passt? Lesen, okuma, welche Überschrift passt'tan kasıt arkadaşlar, hangi başlık uyuyor? Dilerseniz başlayalım. Metne baktığımızda arkadaşlar, fark ettiyseniz Technik kelimesini görüyoruz. Avrupa'da, Almanca'da ya da diğer Avrupa dillerinde gazetecilik geleneği olarak diyebiliriz arkadaşlar. İlk kelimeyle metnin içeriğini veren sinyal, ilk ipucunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu metin teknikle ilgili olduğunu buradan anlıyoruz. İlk cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Sie wollen mit ihrem Handy einfach nur telefonieren ve soru işaretini görüyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz anlamına geçmeden önce burada bir soru işareti, ancak buraya baktığımızda herhangi bir W-Frage görmüyoruz ya da herhangi bir fiille başlayan bir durum görmüyoruz. Dolayısıyla güzel Türkçemizden farklı olarak arkadaşlar, buraya bir soru işareti koyduğumda cümleyi ne yapmış oluyorum? Soru şekline ya da bir ironi şekline büründürmüş oluyorum. Dilerseniz bir anlama bakalım. Sie wollen mit ihrem Handy, neydi arkadaşlar? Das Handy, cep telefonu demekti. Mit ihrem Handy einfach nur telefonieren. Einfach neydi arkadaşlar? Kolayca, basitçe, yani basit anlamda demek istiyor burada. Nur telefonieren, sadece telefon açmak. Yani bu cümle bize ne diyor? Cep telefonunuzda sadece telefon mu açmak istiyorsunuz gibilerinden bir ironi yapıyor. Devam edelim. Oh nein, oh hayır diyor. Öyle değil mi? Mit den neuen Mobiltelefonen kann man auch fotografieren, filmen, Musik oder Radio anhören, Gespräche aufnehmen, E-Mails checken und sogar im Internet surfen. Bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, uzun gibi gözükse de gayet anlaşılır bir cümle olduğunu görüyoruz. Mit den neuen Mobiltelefonen, evet, ne diyor arkadaşlar burada? Yeni mobil telefonlarla, yani yeni cep telefonlarıyla kann man, evet, ne yapılabilir? Auch fotografieren, fotoğraf çekilebilir. Filmen, bakın burada arkadaşlar, film çekmek, film, evet, video kaydı yapmak anlamına gelen filmini görüyoruz, eylemini. Musik oder Radio anhören. Anhören neydi arkadaşlar? Dinlemek demekti. Müzik ya da radyo dinlemek. Gespräche aufnehmen. Gespräche, das Gespräch, die Gespräche neydi arkadaşlar? Diyalog, konuşma, öyle değil mi? Aufnehmen, evet. Aufnehmen de arkadaşlar kaydetmek demek. Bu da gene ayrılabilir. Ama aynı zamanda da nehmen neydi hatırlayalım? Düzensiz fiildi. Öyle değil mi? Demek ki aufnehmen hem düzensiz hem de ayrılabilir fiil özelliği taşıyor. Ancak cümlemizde bu neden mazhar halde? Çünkü cümlemizde können modal fiili var. Dolayısıyla mazharda kalmak durumunda. Devam ediyoruz. E-mails checken, evet, checken arkadaşlar, bu İngilizceden gelen bir fiil. Check etmek, güzel Türkçemizde de var bu. E-maili kontrol etmek, check etmek anlamına gelmiş oluyor. Und sogar ve hatta im Internet surfen, internette surf yapmak. Dilerseniz bu cümleyi tekrar bir anlamlandıralım. Mit den neuen Mobiltelefonen, yeni cep telefonlarıyla kann man auch fotografieren, fotoğraf çekilebilir, filmen, video kaydı yapılabilir, müzik oder radio anhören, müzik ya da radyo dinlenebilir. Bakın burada da gene ayrılabilir fiil özelliği taşıyan anhören'i görüyoruz arkadaşlar. Dinlemek, kulak vermek anlamına gelen anhören, Gespräche aufnehmen, diyalogları ya da konuşmaları kaydetmek, kayda geçmek, E-mails checken, e-mailleri kontrol etmek und sogar ve hatta im Internet surfen, internette surf yapılabilir. Devam edelim. Die sogenannten Smartphones sind Mobiltelefon, MP3 Player und Mini Notebook in einem. Evet, bu cümle bize ne diyor? Die sogenannten Smartphones,
sözü geçen, adı geçen akıllı telefonlar. Evet, bu da smartphone İngilizceden neydi arkadaşlar? Artık hayatlarımızda olan bir cihaz bu, öyle değil mi? Akıllı telefon. Zint mobil telefon demek ki mobil telefonuymuş. MP3 player, MP3 player, MP3 oynatıcı und mini notebook, yani mini notebook in einem, hepsi bir arada demek istiyor. Şimdi bu paragrafa baktığımızda arkadaşlar, bu paragraf aşağıdaki başlıklarla ya da hangi başlıkla örtüşüyor, bunu bulmaya çalışalım. Dilerseniz ilk seçeneğe bir bakalım, A şıkkına bir bakalım. Ne diyor bize? Nein, das Handy nur zum Telefonieren. Evet, bu cümle bize ne diyor ya da bu başlık bize ne diyor arkadaşlar? Yeni, das Handy, cep telefonu, nur zum Telefonieren. Evet, fark ettiyseniz arkadaşlar bu büyük yazılmış çünkü isim haline geçen Telefonieren, telefon açmak. Yani telefon açma işlemi için kullanılıyor. Yani sadece telefon açmak için cep telefonu. Sizce bu bununla örtüşüyor olabilir mi? Belki teknikle ilgili olduğu için bir soru işareti koyabiliriz ama burada nutum denildiği için bu kesinlikle doğru bir başlık olmayacaktır, öyle değil mi? B şıkkına bakalım. Nachts günstig durch ganz Deutschland. Evet, nachts neydi arkadaşlar? Gece demekti. Günstig, günstig de uygun fiyatlı. Durch ganz Deutschland, ganz Deutschland, Almanya'nın tamamı demek arkadaşlar. Durch de neydi? Arasının, içerisinden, arasından anlamına gelen durch. Yani bu başlık bize ne diyor arkadaşlar? Nachts günstig durch ganz Deutschland. Evet, geceleri Almanya'nın içerisinden uygun fiyatlı. Yani bu cümle, bu başlık bize ne diyor arkadaşlar? Almanya'nın içerisinden geceleri uygun fiyatlı bir geçiş. Yani bu tamamen alakasız bir başlık, öyle değil mi arkadaşlar? Bu çünkü ulaşımla alakalı bir şey olduğunu anlıyoruz, öyle değil mi? Çünkü durch ganz Deutschland ne demek? Almanya'nın içerisinden demek. Günstig de uygun fiyatlı. Demek ki bu bir ne olabilir arkadaşlar? Uygun fiyatlı denildiği için bu bir otobüs şirketinin bir ilanı olabilir. Bu Almanya Devlet Demir Yolları, Deutsche Bahn'la ilgili bir metnin başlığı olabilir. Öyle değil mi? Dolayısıyla bununla örtüşmüyor. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, yeri gelmişken. Almanca'da başlıklar güzel Türkçemizden farklı olarak daha çok slogan şeklinde oluyor. Dolayısıyla burada fark ettiyseniz örtülü bir anlatım var. Yani buradan ulaşımla alakalı olduğunu çıkartmamız gerekiyor. Fark ettiyseniz burada bir otobüs ya da bir tren şirketi ya da ulaşımla alakalı hiçbir şey verilmemiş. Dolayısıyla biz bunu bu sloganvari ulaşımla alakalı bir cümle olduğunu içerikten çıkartıyor olmamız gerekiyor. Dilerseniz C şıkkına bakalım. Ne demiş? Billig durch zwei Bundesländer. Evet. Billig neydi arkadaşlar? Ucuz demekti. Bakın burada gene durch, içerisinden, arasından demek. Zwei Bundesländer. Bundesland ya da Bundesländer denildiğinde aklımıza ne gelmeli arkadaşlar? Bundesland Almanca'da daha önceden de görmüştük. Bu neydi arkadaşlar? Bir eyaleti kastetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu cümle ya da bu başlık bize ne diyor? Durch zwei Bundesländer, iki eyaletin içerisinden, yani bir eyaletten diğer eyalete ucuz geçişi kasteden bir cümle. Bu da gene adı üstünde ulaşımla alakalı bir başlık. Bir sonrakine bakalım. Telefonieren demiş. Bu belki bununla alakalı bir başlık olabilir. Telefonieren wird teurer. Evet. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Telefon açma gitgide pahalılaşıyor diyor. Bu metinle örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Çünkü burada ne anlatılıyor arkadaşlar? Yeni bir teknolojiden bahsedilmiş.
akıllı telefondan, öyle değil mi? İşte cep telefonu, MP3 oynatıcı, mini notebook, hepsi bir arada in einem denilmiş. Dolayısıyla burada ucuzluğu ya da pahalılığı tartışılmıyor, konuşulmuyor. Dolayısıyla bu şıkkı da elememiz gerekiyor. Sonraki şıkka bakalım arkadaşlar. Der Computer für die Handtasche. Ne dersiniz? Evet, der Computer ne demek arkadaşlar? Bilgisayar für die Handtasche, yani Handtasche neydi arkadaşlar? Çanta, el çantası. El çantasına uygun bilgisayar. Evet, bu şık olacak, öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü buradan kasıt arkadaşlar, yani el çantanızda bulunan bu bilgisayarla ne yapabiliyoruz? Telefon açabiliyoruz, MP3 dinleyebiliyoruz, mini notebook da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bunun içerisine gelmiş, yani bununla örtüşmüş oluyor. Yani buradan kasıt aslında smartphone, yani akıllı telefonu kastetmiş oluyor. Şimdi de ikinci metinle devam edelim. Reisen, evet, demek ki bu paragrafın ya da bu metnin içeriği neymiş arkadaşlar? Reisen neydi? Reisen seyahat etmek demekti. Evet, ilk cümleye baktığımızda mit dem Hopper-Ticket können Sie in Thüringen und Sachsen-Anhalt von jedem Bahnhof bis zu 50 Kilometer weit hin und zurückfahren. Evet, bu uzun gibi gözükse de aslında gayet anlaşılır bir cümle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle kelime kelime gidelim. Mit dem Hopper-Ticket, evet, burada bir özel bir isim kullanan Hopper-Ticket, demek ki böyle bir bilet varmış arkadaşlar. Hopper-Ticket'le ne yapılabiliyormuş? Können Sie in Thüringen und Sachsen-Anhalt? Thüringen arkadaşlar, bu bir eyalet. Sachsen-Anhalt, bu da gene güzel Türkçemizde biz buna Saksonya diyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla Thüringen und Sachsen-Anhalt iki eyaleti kastetmiş oluyor. Von jedem Bahnhof, her tren istasyonundan, bakın von jedem denildiği için her tren istasyonundan bis zu 50 kilometer, 50 kilometreye kadar. Bakın bis zu demek ki 50 kilometreye kadar. Weit, o uzunlukta, o istikamette, değil mi? Weit neydi? Uzaklık demekti, uzak demekti. Ancak buradakinin anlamı, yani 50 kilometreye kadar demiş oluyoruz güzel Türkçemizde. Hin und zurückfahren. Arkadaşlar, bu yine ayrılabilir fiil. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Hin, eksi denilmiş. Almanca'da ben eğer, daha önceden de söylediğimi hatırlıyorum bunu, ancak burada gene değinelim. Hin ve eksi denildiği için, bakın burada hinfahren, zurückfahren yerine hin und zurückfahren, yani burada aslında bir nevi hinfahren und zurückfahren'i ne yapmış oluyorum? Kısaltmış oluyorum. Demek ki bu arada hinfahren oraya doğru gitmek demek arkadaşlar. Oraya doğru ilerlemek, zurückfahren geri dönmek anlamına gelmiş oluyor. Bunlar da gene ayrılabilir fiil özelliği taşıyor. Dolayısıyla ben cümleye baktığımda modal fiilim können var. Dolayısıyla ayrılabilir fiiller etkilenmiyor, mazhar halde kalıyor, öyle değil mi? Dolayısıyla hinfahren, zurückfahren, bunu mazhar halde incelemem gerekiyor. Bu cümle şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Hopper-Ticket, demek ki bu biletle ne yapılabiliyormuş? Thüringen'den Sachsen-Anhalt, evet, bir eyaletten diğer eyalete ne yapabiliyormuşuz? Von jedem Bahnhof, her tren istasyonuna bis zu 50 kilometer weit hin und zurückfahren, demek ki her tren istasyonuna 50 kilometreye kadar gidiş geliş yapılabiliyormuş. Devam edelim. Das Ticket gilt für eine Person und kostet online oder aus dem Automaten 6 Euro, am Schalter 7 Euro. Bu cümle bize ne diyor? Das Ticket, yani bilet, gilt für, gilt, gelten, geçerli olmak demek arkadaşlar. Gilt für eine Person, yani bir kişi için geçerli. Gilt für eine Person denmiş arkadaşlar. Und kostet online, yani online olarak ya da oder aus dem Automaten, evet,
Almanya'da arkadaşlar bilet alındığında tıpkı Türkiye'de İstanbul'dan örnek verecek olursak burada biliyorsunuz otomatlar var, bu akbiller var. Dolayısıyla otomatın bu otomatlardan satın alınabiliyor ya da gişeden satın alınabiliyor arkadaşlar. Ya da online olarak bilgisayar üstünden de satın alınabiliyor. Kostet online oder aus dem Automaten 6 Euro. Demek ki arkadaşlar online olarak ya da otomatlardan 6 Euro'ya alınırken am Schalter, yani gişeyi kastetmiş oluyor arkadaşlar. Am Schalter 7 Euro. Demek ki ben ne yapıyorum? Online olarak ya da otomattan satın aldığımda 6 Euro'ya alabiliyorken gişeden kaç Euro'ya alıyorum? 7 Euro'ya alıyormuşum. Bu her zaman böyle değil ama böyle bir şey var arkadaşlar. İlla böyle olacak diye değil ama Hoppe Ticket için geçerli olan bir durum demek ki bu. Devam edelim cümlemize. Das Hoppe Ticket gilt für eine Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag, Montag bis Freitag, von 9 bis 3 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag, ganztägig. Evet. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Das Hoppe-Ticket gilt für eine Hin- und Rückfahrt. Bakın arkadaşlar az önce burada yukarıda Hin- und Rückfahren bu eylem şeklindeydi, fiil şeklindeydi. Ancak buraya baktığımızda burada isim şeklinde karşımıza çıkmış. Ancak burada da gene aynı şey söz konusu. Biz burada Hinfahrt, Rückfahrt demeye gerek kalmadan ne yapıyoruz? Hin eksi und Rückfahrt diyoruz. Dolayısıyla gidiş geliş için geçerliymiş bu ücret. Yani ücrete dahil olan neymiş? Am gleichen Tag. Aynı gün içerisinde gidiş geliş. Montag bis Freitag. Pazartesiden Cuma'ya. Von 9 bis 3 Uhr. Bakın arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken saat 9'dan 03, yani geceden bahsetmiş oluyorum. Yani bu gündüz olmuş olsaydı tıpkı güzel Türkçemizde de olduğu gibi 15 şeklinde verilecekti. Ancak bu gece yarısı için, yani gece yarısını da geçtikten sonra sabaha doğru değil mi? Saat 03 içinde yani 9'dan gece 03'te dahilmiş. Samstag, Sonn- und Feiertag, ganztägig. Bakın arkadaşlar, burada da gene Sonntag demeye gerek kalmadan Sonn- und Feiertag denmiş. Yani pazar ve Feiertag'tan kastı arkadaşlar, yani bayram günlerini kastetmiş oluyor. Yani milli bayramlar olabilir, dini bayramlar olabilir. Dolayısıyla biz bunu Feiertag olarak adlandırmış oluyoruz. Ganztägig, evet, ganztägig. Tüm gün demek arkadaşlar. Tüm günü kapsıyormuş demek ki bu Hoppe Ticket. Şimdi isterseniz arkadaşlar bu metni tam anlamıyla bir kavrayalım. Üstünden tekrar bir geçelim. Reisen'le başlayan bir metni görüyoruz. Demek ki neymiş bu arkadaşlar? Bu metin seyahat etmekle alakalı bir metinmiş. Mit dem Hoppe Ticket können Sie in Thüringen und Sachsen-Anhalt von jedem Bahnhof bis zu 50 kilometer weit hin und zurückfahren. Yani bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Hoppe biletiyle ne yapabiliyormuşuz? Thüringen eyaletinden Sachsen-Anhalt eyaletine von jedem Bahnhof, her tren istasyonundan bis zu 50 kilometer weit, 50 kilometreye kadar ne yapabiliyormuşuz? Hin und zurückfahren. Yani gidiş geliş yapabiliyormuşuz. Das Ticket gilt für eine Person, yani bir kişi için geçerliymiş. Und kostet online. Oder aus dem Automaten 6 Euro. Yani ne diyor arkadaşlar? Bilet bir kişi için geçerliymiş ve online ya da otomattan satın alındığında 6 Euro'ymuş karşılığı. Am Schalter 7 Euro. Yani ben gişeden bunu satın alacak olursam demek ki 7 Euro'ya satın almış oluyormuşum. Sonraki cümleye baktığımızda das Hoppe Ticket gilt für eine Hin- und Rückfahrt. Bakın gidiş geliş için geçerliymiş bir hoppe bileti. Am gleichen Tag, aynı gün için. Montag bis Freitag von 9 bis 3 Uhr. Pazartesiden Cuma'ya saat sabah 9'dan gece saat 3'e kadar. Samstag, Sonn- und Feiertag ganztägig. Yani cumartesi,
pazar ve bayram günlerinde ise tüm günü kapsıyormuş. Demek ki pazartesiden cumaya saat 9'dan 03'e kadar, cumartesi, pazar, bayramlarda ise tüm günü kapsamış oluyormuş. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu Reisen metnini aşağıdaki başlıklardan hangisiyle örtüştüğünü, hangi başlığın denk geldiğini bir inceleyelim. A şıkkına baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Nein, das Handy nur zum Telefonieren. Evet, cep telefonu sadece telefon açmak için, bu alakasız bir şık. Dolayısıyla bunu eliyoruz. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Nachts günstig durch ganz Deutschland demiş. Evet, bu sanki olabilir, öyle değil mi arkadaşlar? Bir bakalım ne diyor? Geceleri tüm Almanya'nın içerisinden, tüm Almanya'yı geçiyor diyor bu cümle. C'ye bakalım dilerseniz. Billig durch zwei Bundesländer. Evet, iki eyaletin içerisinden ucuza. Dolayısıyla bu sanki daha bir olabilir, öyle değil mi? Yani B'yi elemiş oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir de D'ye bakalım. Telefonieren wird teurer. Evet, bu olamaz çünkü neydi bu arkadaşlar? Telefon daha da pahalaşıyor. Bu alakasız kaçacaktır. E'ye baktığımızda der Computer für die Handtasche. Evet, bu da alakasız. Çünkü ne diyor bu cümle bize, bu başlık bize? Bilgisayar ne diyor? El çantası için uygun düşen bilgisayar. Bu da alakasız. Dolayısıyla B ve C arasında kalındığında B'ye tekrar bir bakalım arkadaşlar. Nachts günstig durch ganz Deutschland. Bakın burada bir şey durumu bozuyor. Nedir o? Nachts diyor, geceleri. Halbuki metne baktığımızda ne diyor? Von 9 bis 3 Uhr. Yani saat sabah 9'dan gece 3'e kadar. Dolayısıyla bu geceyi kapsamıyor. Dolayısıyla bir şey daha var. O da nedir arkadaşlar? B şıkkında yanlış kaçan. Durch ganz Deutschland. Yani tüm Almanya. Dolayısıyla bu da yanlış. Çünkü metne bakacak olursak arkadaşlar ikinci satırda ne diyor? Thüringen und Sachsen-Anhalt. Yani Thüringen eyaleti ve Sachsen-Anhalt eyaletini kastetmiş oluyor. Dolayısıyla iki eyaleti kastettiğimden dolayı durch ganz Deutschland uygun düşmüyor. Dolayısıyla buradaki doğru olan şıkkımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı. Billig durch zwei Bundesländer olmuş olacak. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Dersimizde lesen, yani bir okuma, hatta iki okuma metnini incelemiş olduk. Ve bu okuma metinlerini arkadaşlar ilgili başlıklarıyla incelemiş olduk. Hangi başlıkla örtüşüyor olduğunu incelemiş olduk. Metni analiz ettik. Dersimizi tamamlarken arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. Mutlaka kanalımıza abone olalım, yorum bırakalım. Almancayı öğrenmek isteyenlerle bu kanalı paylaşalım ve aşağıdaki butona, bu çan butonuna tıklayalım ki sonraki videoları, dersleri yakalayabilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.